hoş geldiniz. E, bu videoda arkadaşlar Özgür Demirtaş'ın yapmış olduğu açıklamalar üzerine bir konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz ki da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, güzel açıklamalar ve tavsiyeler verdi. Pek çok kişinin bildiği ama e, kimsenin uygulamadığı bazı şeyler. Bunlardan bir tanesi dedi ki Türkücü, şarkıcı vesaire gibi kişilerin çıkardığı coinlere yatırım yapmamanız. Şimdi bir kere bu ne anlama geliyor? Yani şey mi türkücü, şarkıcı mı olması lazım? Yok değil. Şimdi adam diyor ki eğer siz bir coin'e yatırım yapacaksanız şahit bunun arkasındaki ekibin güçlü olması lazım. Yani türkücü, şarkıcıdan bu. Yani şu anlamda adam türkücü olur. Gerçekten blockchain sistemini iyi bilen, piyasayı iyi bilen donanımlı bir adam olur. Tabii ki. Yani aslında burada söylemek istediği şey şu. Yatırım yapacağınız coin'in arkasındaki ekip sağlam olsun, güçlü bir proje olsun demek istiyor aslında. Yani sırf öyle piyasada adı var diye e, yatırım yaparsanız ilerlerde başarısız olabileceğiniz konusunda aslında uyarmış ki bu da çok önemli. İkincisi paranızı tek bir coin'e yatırmayın demiş arkadaşlar. Bakın bu da çok önemli. E, kendi adıma söyleyeyim mesela. E, kaç tane vardır? Herhalde 100 küsür tane e, şeyim var. E, alt altcoin'im vardır arkadaşlar. Şimdi bunlar içerisinde tabii ki dediğim gibi çok fazla coin var ve hepsi gerçekten de beğendiğim projeler. Siz tek bir tane coine örneğin parasının hepsini Luna'ya yatırmış olan kişi şu an ne durumda? Mesela bir düşünün. E, gibi gibi. O yüzden arkadaşlar farklı farklı coin'lere oynayın. Piyasada bir tane coin yok. Beğendiğiniz projeler olsun. E, tek bir coin'e yatırım yapan kişi ya bilgisizdir ya da duygusaldır. E, i̇kisi de piyasada çok zararlı. E, bütün yumurtaları aynı sepete koymamak lazım. Bu dalgalı piyasada olabildiğince riski minimalize edebilmek için. E, sonuncusu diyor ki arkadaş tavsiyesiyle yatırım yapmayın ve finansal okur yazarlığı da güçlendirmemiz lazım diyor. Aslında ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Yani diyor ki bilgili olun. Konuyla alakalı yetkin ve e, araştırmış kişiler olur. Yani e, piyasaya giriyorsunuz. Bilginiz olsun. Bu piyasa nasıl işliyor? E, grafik nasıl okunur? Gibi 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 gibi. Yani bir sürü şey var tabii ki bunun arkasında. E, bütün bunlarla alakalı yetkin olmak gerektiğini, e, kulaktan dolma bilgilerle atlamamak gerektiğini söylüyor. Her lafın altına da imzamı atıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim hepinize. Hoşçakalın.